Festivali'ndeki ödül töreni. Biraz o anda yaşadıklarınızı bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum. Neler oldu o sıralarda? Neler hissettiniz? Valla biraz sinir bozukluğu hissediyorum ben. Gerginlik oluyor tabii. Ve ödül aldığımızda daha önceden hissettirildiği için, ama bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Yani aktör ödülü aldığımızı hissettik. Çünkü aktörler için bazı sorular sormuşlardı gün içinde. Ben sadece o ödül var zannediyordum. Ondan sonra çok da uzun sürmedi. Yani önce kısa film ödülleri verildi. Ve hangi ödülü aldığımızı da bilmediğimiz için önce küçük ödüllerden başlanıp büyük ödüllere gidiliyor. Şimdi en küçük ödül herhalde budur diyorum ben. O geçiyor. Aa, o değilmiş. Ondan sonra bir sonraki geliyor. En iyi yönetmen geçti. Hala adımız söylenmedi. Ya ben Allah Allah dedim. Daha büyük ne olacak filan. Sonra son iki ödül kaldı. Hala adım söylenmemişti. Ben 10 dakika önce de bir ödül daha olduğunu öğrenmiştim çünkü. Ondan sonra kameraman gelip yanıma geldi, çekmeye başladı beni. Daha açıklanmadan o zaman anladım ben ikincilik olduğunu, Grand Prix Jüri ödülü özel olduğunu. ödülünü. Valla tabii sahnelere çok çıktım. Sonunda adım söylendi, çıktım aldım. İzler miydiniz? Örneğin Cannes Film Festivali'ndeki ödül törenini, Oscar ödül törenini tahmin ediyorum izlerdiniz. Bir gün o merdivenlerden, o kırmızı halıdan geçeceğinizi hayal eder miydiniz? Valla her sinemacının böyle bir hayali vardır. Ne mutlu size ki bunu yaşadınız ve tabii bize de yaşattınız. Şimdi ödül sonrasında ödülünüzü Yılmaz Güney'e ithaf ettiniz. Neydi burada anlatılmak istenen? Bu bir gönül borcu muydu? Onun yol filmiyle açtığı yolda ilerlemenin bir neticesi olarak ya da bir vefa mı ya da kıymet bilmeyenlere bir sitem mi? Neydi? Valla belki de hepsi birden. Çünkü Yılmaz Güney'in özellikle Cannes Film Festivali ile bir kader bağı var. Trajik bir bağ bu. Altın palmiye almak gibi bir onura eriştikten sonra ülkesine asla dönememiş olması bana çok trajik gelen bir şey. Üstelik ülkesini bu kadar seven bir yönetmen. Ayrıca Yılmaz Güney'i çok severim filmlerini. Tabii bu Yol filmi Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in ortak filmi, yani yönetmeni Şerif Gören. İkisini birden söylemek lazım. Ama Yılmaz Güney'in kaderiyle birlikte gördüğüm için olayı ve dönemeden Paris'te ölmesi falan, o yüzden ona adamayı düşündüm.